Herkese merhaba, Hayatım Örgü kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir atkı modeli paylaşacağım arkadaşlar. Uzun zamandır kendime atkı örmek istiyorum fakat hiçbir modelde karar kılamadım ve bu modeli gördükten sonra gerçekten kesinlikle yapmalıyım dedim. Çok içime sindi ve örmeye devam ederken sizlerle de paylaşmak istedim. Örnek parçası üzerinde anlatmayacağım çünkü bu şekilde anlatıma da çok müsait, kolayca anlayabileceksiniz. Şimdi ben bu atkıyı yaparken arkadaşlar alize, koton, gold kullandım ama bunu iki kat yaparak kullandım. Alize koton gold'un dokusu çok hoşuma gidiyor. Yumuşak bir koton ip olduğu için duruşu çok farklılık gösteriyor. O yüzden ben iki kat yaptım. Sizler orta kalınlıkta 6 numaraya uygun, 5 numaraya uygun bir iple de örebilirsiniz. Ama 6 numaranın görüntüsü bu şekilde oldu. Çünkü burada bakın kabarıklıklarımız olduğu için ince iplerde örnek kendini çok fazla göstermiyor. O yüzden sizler de 6 numaraya uygun iplerle örerseniz daha güzel olur. Hazırsak hemen yapımına geçebiliriz. Örgümüze başlamadan önce size trabzan sayısından ve atkımızın genişliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi atkımızın genişliği 15 santimetre benim için yeterli. Sizler ne kadar istiyorsanız o genişlikte yapabilirsiniz. 25 tane zincir çektim. Ve en başta dördüncü zincirin içerisine ikili trabzan yaparak başladım. Toplamda şuradan gösterecek olursam 21 tane ikili trabzanım var. Zincirin üzerine 21 tane ikili trabzanı yapıyoruz. Ondan sonra modelimize başlıyoruz. Her sırada değişiklik gösteren bir model. Buradan bakın sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada bir modeli tekrarlıyoruz. Şimdi ikili trabzanlarımızı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum dönüşlerde. Örgümüzü tersine çevirelim. Şu baştaki hemen ilk trabzanımızın tepesine batıyorum. Pardon. Bir zincir çektim. Baştaki ilk trabzanımızın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yanındaki trabzanın şöyle tığımızı alttan geçiriyorum. Bu şekilde bir arka ikili trabzan yapıyorum. Yanındakinin tepesine batıyorum. Yanındakinin yine altından batıyorum ve bir arka ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, yanındakinin tepesine batıyorum. Diğerinin altından alıp arka ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir üstüne bir arka, bir üste bir arka ikili trabzanlar olarak sıramızı tamamlıyoruz. Evet, son ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ön yüzdeyiz. Tığımı doluyorum ve en baştaki boşluğumuzun içerisine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arkada arka alt trabzan olarak ördüğümüzü önde bu şekilde üstten batarak altından alıp bir ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar yanındakine tepesine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın arkada alttan geçirip bu şekilde alıyordu. Şimdi üstten alt ikili trabzan olarak yapıyorum. Yanındakinin tepesine batıyorum. Bu aralarda kalanlara dikkat edelim. Çünkü bazen direkt buradan buraya atlayabiliyoruz. Ara sıra trabzanlarımızı sayalım. Trabzanlarımızın sayısının tek sayı olması önemli. Sizler de
daha büyük örmek isterseniz trabzan sayınızın tek olmasına dikkat edin. Şimdi ben 21 tane olabilmesi için 25 tane çektim kenar zinciriyle birlikte. Sizler de ona göre arttırma yapabilirsiniz. Evet, yanındakinin tepesine baktım. Diğerini üst, alt, ön ikili trabzan olarak aldım. Matematik formülü gibi oldu ama. Evet, sıra sonuna kadar işlemi tekrar ediyoruz. Sıra sonunda yine köşedeki ikili trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir çektim. Örgümüzü tersine çeviriyorum. Arka yüzdeyiz. Şimdi pardon, tığımı dolamadan hemen şu en baştaki boşluğumuzun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra tığımı iki defa doluyorum. Yanında gelen trabzanın üzerine bir üçlü trabzan yapıyorum. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Ama şuranın da çok fazla büyümesine izin vermeyin. Dengeli bir şekilde. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı 3 defa doluyorum. Pardon, 2 defa doluyorum ve yanına bir üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne. Bakın, bu şekilde öndeki bu kabarıklıklarımız oluştu. Minik popcornlarımız. Şimdi tığımı iki defa doladım. Hemen yanındakinin üzerine bir üçlü trabzan ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar tekrar ediyoruz. Evet, sıra sonunda üçlü trabzanımı yaptım. Sonuncusunu sık iğne olarak yapıp bitiriyorum. Bir zincir çekelim ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Gördüğünüz gibi çok güzel minik popcornlarımız, kabarıklıklarımız oldu. Şimdi en baştaki boşluğumuzun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu popcornumuzun üzerine de bakın arkadaki ilmekle birlikte, yani şurada görmüş olduğunuz büyük ilmeğin şöyle ortasından batıp şöyle sadece tek kanadını almıyoruz. Bakın burada arkada da ilmeğimiz var. Onunla birlikte alıyoruz ki çok büyük açıklıklar oluşmasın. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına, yani tam ortaya denk geliyor iki popcornumuzun. Oraya da bir sık iğne. Tekrar popcornumuzun tepesine bakın, ilmekler belli ediyor kendini. Şuradan battığımız zaman da şöyle yakından göstereyim. Arkadaki ilmeği de bakın almış oluyoruz. Buraya da bir sık iğne. Bu sırada dikkat etmeniz gereken nokta aralarda battığımız sık iğneleri unutmamanız. O zaman trabzanlarımızda eksilmeler olur. Yani bir tepesine bir yanına olmak üzere sırayı sık iğnelerle tamamlıyoruz. Sıra sonunda yine bir zincir çekiyorum ve arka yüze geçtik. Şimdi yine ilk baştakinin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Ve popcorn sıramızı tekrar edeceğiz. İki defa tığımı doladım. Yanındakinin içerisine bir üçlü trabzan. Yanındakinin içerisine bir sık iğne. Tığımı iki defa doladım. Bir üçlü trabzan. Ve yanındakinin içerisine bir sık iğne.
Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldim. Tığımı 2 defa doladım. Ve son üçlü trabzanımı yapacağım. Üçlü trabzanımı yaparken bu şekilde biraz tığımızı yukarıya doğru tutarsak şu baştaki ilmeği bakın daha rahat yapabiliriz. Hemen son sık iğnemizi yapalım. Ve modelimizi tamamlayalım. Şimdi bir zincir çekip yine ön sıradayız. Tığımı doluyorum. Hemen baştaki boşluğumuzun içerisinden batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi popkornumuzun tepesine hemen diğer popkorndan önce şuradaki boşluğumuzun içerisine de ikisinin ortasına gelecek şekilde yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bütün sıraya bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Ve sıra sonunda mutlaka trabzanlarımızı sayalım. 21 tane olduğundan emin olalım. Çünkü ben örneği ilk yapmaya başladığımda bu aradakileri çok fazla unuttuğum oldu. Evet, şimdi popkornumuzun üzerine ve yanındaki boşluğun içerisine, yani sık iğnemizin üzerine. Evet, sıra sonuna kadar ikili trabzanları yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonunda son ikili trabzanımızı yapıp bir zincirimi çekip modelimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi başladığımız noktaya geldik. Buradan sonra artık en başta ne yaptıysak sırasıyla 7 sıra boyunca aynı işlemi tekrar edeceğiz. Sıralamayı hatırlamayanlar için videoyu tekrar başa çekip bakabilirler. Modelden çok güzel şal, yelek, hırka ya da battaniye yapabilirsiniz. Ya da zincirinizi daha uzun çekerek dikey olacak şekilde ördüğünüzde şöyle katlayalım. Boyunluk yapabilirsiniz. Hani upuzun bir atkı örmek istemiyorsanız. Bu şekilde görünerek de bir boyunluk yapabilirsiniz. Dikey olarak da örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoyla tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.